Sana bir şey sorabilir miyim? Ben sana bir şey mi yaptım? Ben seni kırdım mı? Bak, sana bir şey yaptıysam ve seni kırdıysam bana söyle ve ben bunu bileyim lütfen. Yo, nereden çıktın? Ne bileyim, sanki biraz mesafelisin gibi. Mesafeli mi? Yo. Vallahi buradan bakınca sanki ilk görüşte aşık olup sözlendiğin adamla değil de zorla vakit geçirdiğin bir adamla oturuyor gibi duruyorsun. Bak, dışarıdan biri girse ve bize baksa der ki... Bu koca mekanda yer yoktu, bu iki yabancı mecburen bir masaya oturmuşlar. Öyle derler yani. Yabancı mı? Ne alakası var? Ayrıca ben neden seninle şu an burada zorla oturayım ki? Kafama silah mı dayadılar sonuçta? Silah mı? Ne silah? Silah yok, şey... Sonuçta sözlenmişiz biz değil mi yani? Sözlüyüz biz. Yani niye zorla oturasın ki? İlk görüşte sözlülük. İlk görüşte sözlülük. Aferin Şimay, aferin. Daha suratsız ol ki anlasın adam. Yok, beceremeyeceksin bu işi sen. Al kıvırdı işte. Klasik kız taktiği, söylemedim. Ne yaptım ben bu kıza ya? Ne yaptım? Kalkalım mı? Kalkalım. Kalkalım. Evet, gel. Evet. Arkadaşlar geliyorlar, geliyorlar. Civan Bey, hanımefendi yeni sevgiliniz mi? İsmini öğrenebilir miyiz acaba? Ne zamandan beri birliktesiniz? Civan Bey, bir açıklama yapacak mısınız? Hanımefendi, siz bir açıklama yapmak ister misiniz? Civan Bey sevgiliniz mi? Şey, ben... Evet, hayır. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Biraz acelemiz var, müsaade eder misiniz? Sağ olun. Pardon, pardon. Civan Bey, Civan Bey lütfen. Civan Bey. Civan Bey. Köşe kapmaca mı oynuyorsun böyle? Allah, aslına bakarsan bugüne kadar seninle yakalanmamız mucize. Şey, biz böyle hep kıyıda köşede buluşuyorduk da. Aa, nereye gelmişiz? Burası cam ustası. Elif, ustanın yeri. Tanıyor musun? Tanıyor musun? Tanıyorum, sen tanıyor musun? Evet, tanıyorum. Hadi gel. Oo, hoş geldin civanım. Hoş bulduk İnez Usta. Babam benim. Şimal, sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Siz nereden tanışıyorsunuz? Ben ilk stajımı İlyas Usta'nın yanında yaptım. Çok yalvardım beni kabul etsin diye. O da sağ olsun her geldiğimde hiç kırmadı beni. Siz nereden tanışıyorsunuz? İlyas Usta benim dedemin arkadaşıydı. Rahmetlinin vefatından sonra bana hem ustalık hem dedelik yaptı. Kendisinin emeği çoktur bende. Hadi geçin oturun da öyle anlatın. Hadi konuşuruz, geç bakayım. Ey rahmetli ha deden. İkiniz de ayrı ayrı çok sevdiğim gençlersiniz. Birbirinizi tanıyor olmanıza da çok sevindim. Sahi, siz nereden tanışıyorsunuz? Daha önce hiç bahsetmediniz. Aslında çok ilginç. Ya biz bunu seninle daha önce konuşmadık mı? Bilmiyorum ki, konuşmadık ama. Sen İlyas Usta'dan el aldığına göre bu konularda bayağı maharetlisin o zaman. Bu iş her şeyden önce aşk gerektirir. Aşk olduktan sonra gayret peşinden gelir. Şimal kızımda aşk da var, gayret de var. Hadi bakalım. Aşk var, ateş var, cam var. Daha ne durursunuz? Hadi gösterin bakalım marifetlerinizi. Hadi. Hadi bakalım. Söylendiği gibi şımarık bir züppeye benzemiyor.
Keşke öyle olsaydı. O zaman söylediğim yalanlar için daha az vicdan azabı duyabilirdim. Of, sen nasıl bir iş aldın kızın başına ya. Tertemiz, dupduru bir kız. Etrafındaki diğer kızlara hiç benzemiyor. Böyle bir kıza sadece şirketin başına geçmek için mi evlenme teklif ettim ben? Onun duygularıyla oynuyordum demek ha? Yazıklar olsun bana. Biliyor musun? Yani evleneceğimi hiç düşünmezdim. Yani daha önce. Yani senden. İlk bakışta çok ortak noktamız yok gibi duruyor. Daha derine inince ne olduğunu daha iyi görüyorsun. Öyle mi? Neymiş? Tutku. Tutku? İşimize olan tutku. Melek, Melek düş. Kırılmamış. Kırılmamış. Bak ben öncemizi hatırlamıyorum. Ama şu an daha iyi görüyorum bizi. Bu anı ve geleceği. Gel bugün bizim için bir başlangıç olsun ha. Bizi yeniden evliliğe götürecek olan o tutku filizlerinin ekildiği gün olsun.